Bana burada konuşma yapacağım söylendiğinde muhtemelen sahneye çıkınca heyecandan bayılırım diye düşündüğüm için konuşmaya dair herhangi bir hazırlığım olmamıştı. Bir yıldır Çimse Eskişehir Fabrikası'nda operasyon mühendisi olarak çalışıyorum mutlulukla. Ve konuşmanın en başından bu yana da sarf ettiğim kelimelerden en önemlisi bence şüphesiz mutluluk kelimesi. Ve hayatta mutlu olmamı sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi de tek kardeşim olan ablamdır. 2006 yılında benden 2 yaş büyük olan ablam, ki şu an hala benden 2 yaş büyük, o zamanlar tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisiyken çoğu tıp öğrencisinde olduğu gibi tıp fakültesi sendromuna yakalandı. Ve bir sene boyunca okuduğu semptomlar ve hastalıklar listesinden birçok maddenin aniden kendisinde olduğunu fark etti. Peki, neden tıp fakültesi öğrencileri bu sendroma yakalanmakta ve bu şekilde etkilenmekteler? Çok beğendiğim bir TED konuşması olmuştu ve o TED konuşmasında genel olarak verilmek istenen mesaj şuydu. Dış dünyanın bizi şekillendirmesine, gerçekliğimizi etkilemesine gerek yok. Beynimizin dünyaya bakışımızı belirleyen lenslerini değiştirebilirsek, mutlu olmamızı, hatta iş ve eğitim anlamında başarılı bireyler olmamızı sağlayabiliriz. Peki, özellikle iş hayatı bazında baktığımızda, kurumsal olarak dünyaya bakışımızı etkileyen bu lensleri nasıl değiştirebiliriz? 2014 yılında Çimsa Kayseri Fabrikası'nda süreç iyileştirme mühendisi olarak çalışırken öğrenen organizasyon ekibinde yer alacağımı ve 9 ay boyunca bir proje çalışması yapacağımızı öğrendim. Her yeni proje, yeni paylaşımlar, verimli geçecek yeni çalışmalar öncesinde olduğu gibi bu ekipte yer alacağımı öğrenmek de beni son derece heyecanlandırmıştı. Ekibimizde 8 kişi vardı, 4 mavi yaka ve 4 beyaz yaka olmak üzere. Ayrıca ekip üyeleri dışında ekipte takım sponsorları ve takım koçlarımız vardı. Takım sponsorları ve takım koçları daha önce öğrenen organizasyon ekibine katılmış, proje çalışmasında yer almış kişilerden oluşmaktaydı. Yine heyecanlandım. Ekip üyelerini öğrendikten sonra fabrikada takım sponsorları ve takım koçlarıyla birlikte bir toplantı yaptık. Bu toplantının amacı da proje konumuzu öğrenmekti. Çimsa öğrenen organizasyon ekiplerinde proje konuları belirlenirken takım sponsorları üst yönetimiyle bir araya gelir ve genellikle her fabrikaya ihtiyacı olan bir tane konu belirlenir. Bizim de konumuz paydaşlarımızdaki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre bilincinin artırılmasıydı. Özellikle çimento gibi ağır ve tehlikeli bir sektörde çalıştığımız için bize verilen bu konu sorumluluğumuzu kat kat arttırmıştı. Fabrikada bir araya geldikten sonra öğrenen organizasyonun felsefesini anlayabilmek, proje boyunca ekip olarak hangi araçları kullanarak başarılı bir çalışma ortaya koyabiliriz, bunları öğrenebilmek için takım koçlarımız tarafından bir eğitim verildi. Bu eğitim esnasında öğrenen organizasyonun temel disiplinlerini, temel felsefesini anlayabildik. Öğrenen organizasyonda 5 tane temel disiplin vardır. Ve bu disiplinlerden bir tanesi de düşünsel modellerdir. Düşünsel modeller içerisinde çeşitli araçlar vardır ve bunlardan benim en sevdiğim araç Solstun sağ sütundur. Solstun bir konuşma esnasında karşıya ifade etmediğimiz kendi içimizde bulunan duygu ve düşüncelerimiz anlamına gelir. Sağ sütun ise konuşma esnasında ifade edilen duygu ve düşüncelerdir. Karşı tarafla konuşurken sol sütunumuzdaki düşünceleri süzüp o şekilde karşı tarafa iletmemiz gerekir. Bir ilkokulda öğrenen organizasyon çalışması yapılmış, İyilik Damlacıkları ekibinde yer alan 4. sınıf öğrencisi Ersin, sol sütun, sağ sütunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Ersin'e göre sol sütun şöyle, ben eskiden her şeyi içime atıyordum. İçime ata ata patlayacak bir duruma geliyordum. 1. ve 2. sınıfta hep içime attım. 3. sınıfta biraz çıkarmaya başlamıştım. Ama bu sınıfımda düşüncelerimi süzerek
arkadaşlıklarımı koruyabiliyorum, arkadaşlarımı da üzmüyorum şeklinde dile getiriyor Ersin bunu. Çimsa'da da solsütun kavramı herkes tarafından bilinir, uygulanır ve ara ara cümle içerisinde kullanılır. Gergin geçen nadir toplantıların bir tanesinde fabrika müdürünün konuşmaya başlamadan önce aklındaki tüm düşünceleri paylaşmak istemesiyle birlikte sol sütunumu süzmeden konuşmaya başlayacağım dediğinde toplantıdaki herkes psikolojisini ona göre ayarlamıştı. Öğrenen organizasyon ekibi olarak koçlar tarafından eğitim verilmesinden sonra fabrikada çalışmaya başladık. Ancak bu eğitim esnasında bize proje çalışmamız boyunca yol gösterecek olan kutup yıldızımızı, yani paylaşılan vizyonumuzu belirlemiş ve takım ismimizi de belirlemiş olmuştuk. Artık Zollu ekibi olarak seyir defterimizi yazmaya başlayabilirdik. Her hafta düzenli olarak fabrikada toplantılarımız oldu. Ve bu toplantıya, her toplantıya farklı bir kişi başkanlık etti ve toplantılarımız her zaman nasılsın sorusuyla başladı. Bu iyiyim sen nasılsın şeklinde geçen bir nasılsın sorusu değil. O güne özel, kişinin paylaşmak istediği özel bir durumu varsa özellikle bunu takım arkadaşlarıyla paylaştı ve herkes o kişinin özel durumunu bilerek ona göre davrandı. Ekip olarak bizim ilk yaptığımız şey paydaşlarımızı belirlemek oldu. Bize en yakın paydaşlardan en uzağa doğru bir liste hazırladık. Çalışanlar, çalışan aileleri, eşleri ve çocukları, müşteriler, tedarikçiler şeklinde uzayan bir listemiz vardı. Ve biz bize en yakın olandan, çalışan ailelerinden, en kolay etki edebileceğimiz kişilerden başlamaya karar verdik. Çalışan eşlerini fabrikamızda ağırladık. Onlara evlerde ne gibi kazalar yaşanabilir, bunları önlemek için neler yapılabilir, özellikle küçük çocukları olan anneler evlerde nelere dikkat etmelidir, bunları içeren eğitim sunumları, eğitim dokümanları hazırladık. Biz çalışan eşleriyle temasa geçtikten sonra aile içerisinde bizim paylaşımda bulunmadığımız geriye kalanlar çalışan çocuklarıydı. Kayseri fabrikada çalışanların çocukları fabrika civarında bulunan genellikle İlkokul ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorlar. Ve biz bu okullarla proje çalışmasında bulunmak istedik. Okul müdürlerinin de onayını aldıktan sonra okullarla proje çalışmalarını başlattık. Okullarda ilk yaptığımız faaliyetler, okuldaki risk değerlendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bizim iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızla da birlikte ne gibi ilaveler yapabiliriz, ekstra ne tavsiyeler verebiliriz, okullardaki riskleri nasıl aza indirebiliriz şeklindeydi. Risk değerlendirme faaliyetlerinden sonra ilkokulda daha çok çevre konularına yöneldik. Çocukların daha rahat anlayabileceği, görsellerin ağır bastığı, videoların, eğitim filmlerinin olduğu paylaşımlar düzenledik. Sinema günleri, resim yarışmaları, ilginç resim afişleriyle onların dikkatini çekerek tüm herkesin resim yarışmasına katılımını sağladık. Ağaç dikme kampanyaları, şu an Kayseri Fabrika'da Arnas Osman Yücel İlkokulu'nda bulunan herkesin künyesinin yer aldığı bir tane ağacı var. İlkokulla bu çalışmaları yaptıktan sonra Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte çalışmaya başladık. Endüstri Meslek Lisesi'nde İSG, iş sağlığı güvenliği kapsamındaki çalışmalarımız daha fazlaydı. Endüstri Meslek Lisesi'nin bizim açımızdan şöyle önemli bir tarafı var. Bu liseden mezun olan insanlar çimento gibi ağır sektörde, tehlikeli bir sektörde çalışabilirler. Ve bizim yaptığımız eğitimler sayesinde çalışmaya başlamadan önce belirli bir bilinç seviyesinde buralara yönelebilirler. Endüstri Meslek Lisesi dışında Melikşah Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle de çalışmalar düzenledik ve her okulla çalışmamız esnasında onlara yönelik sunumlarımızı, eğitimlerimizi, eğitim dokümanlarımızı kendi seviyelerine göre öğretmenlerin de onaylarını alarak revize ettik. Peki konuşmanın başından bu yana 9 ay boyunca proje çalışmalarımızı yaptıktan sonra her sene olduğu gibi 9. ayın sonunda bir paylaşım günü düzenlendi ÇİMSA genelinde. Bu paylaşım gününün de amacı bir fabrika kapsamında yapılan çalışmanın o fabrika bünyesinde kalmayıp tüm ÇİMSA'ya yayılmasıdır. Geçen sene bu tarihlerde paylaşım günü düzenlendi ve her ekip
proje boyunca neler yaptıklarını, neler öğrendiğini, proje çıktılarını diğer fabrikalardaki öğrenen organizasyon ekipleriyle ve yönetimle paylaşmış oldu. Konuşmanın en başından bu yana öğrenen organizasyon diyorum. Peki ben ne öğrendim öğrenen organizasyondan? Öncelikle doğru araçları kullanabilirsek, ekip olarak, takım olarak yürürken doğru araçlarla bu çalışmaları yapabilirsek gerçekten başarılı sonuçlar, özellikle diğer insanlarla paylaşımda bulunarak, insana temas ederek başarılı bir proje çalışması yapabileceğimizi öğrendim. Geçen sene paylaşım gününde belki de daha az kalabalık bir ortamda sunum yapmak bile aklımın ucundan geçmezken şu an sizlerin karşısında öğrenen organizasyon sayesinde sunum yapabileceğimi öğrendim. Umarım semptomlar ve hastalıklar listesindeki hiçbir maddeye sahip olmadığınız güzel ve sürdürülebilir bir çevrede yaşarsınız ömür boyu.